Dik silindire geçelim. Tabanı daire şeklinde olan prizmalara dik silindir denir. Yani bir bardak gibi düşünün. Hacmi prizmaların hacimleriyle taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Yani hacimli taban alanı çarpı yükseklikli taban alanı nedir? Pire karedir. Burada çarpı h. Şimdi bu dik silindiri açtığımızda şu şekilde açıldığını, şu kısmını şu şekilde açıldığını görürüz. Şuradaki yuvarlak kısımları da şuraya yapıştırdığımızı düşünelim. Şu kısım yan alan oluyor bu dikdörtgen. Şimdi şu daire kısmı da şu kartonun nedir? Çevresidir değil mi? Hani bunu açtığımızda şöyle düz bir şekilde bununla eşit olacak. Yani bunun çevresi şu kısım eşit. Yani 2 pire. Bu yüzden yan alan nedir? 2 pire çarpı h'tır. Tüm alanı sorarsa 2 pire çarpı h artı pire kare artı pire kare. Yani 2 pire h artı 2 pire kare olur. Şimdi bu soruyu geçelim. Dik silindirin hacmini ve yan alanını bulalım. Önce hacmini bulalım. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Pi re kare çarpı yükseklik 25 çarpı 8'ten ne oluyor? 200 pi oluyor hacim. Yan alanını bulalım. Yan alan neydi? 2 pi re çarpı h. Yani şuradaki dikdörtgen kısmının alanı 2 pi re çarpı h 80 pi olur o da yanal alanda. Şimdi su sorumuza göre bir ayrıntı 10 santimetre olan bir küpün içinde sığabileceği kadar en büyük hacimli silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi küp olacak. Şöyle bir küp çizelim. Evet. Bu küpe neymiş? En büyük hacimli silindiri çizilecekse nedir? Buna teğet olacak yani. Şimdi burası 10 santimetre ise küpün. Şimdi burası 5 olur yarıçapı silindirin. Bana ne diyor? Şu kısmı. Peki silindirin boyu kaç olur? Hani küp her tarafı 10 santimetre. Yüksekliği de 10 olur. Silindirin hacmini bulalım. Pi re kare çarpı h'tan ne oldu? 250 pi oldu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Kesik dik silindirin taban dairesinin merkezi şurası 6 6 şurası 8 ise kesik dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şöyle kesik dik silindirimizi şöyle tamamladığımızı düşündüğümüzde şurası 2 oluyor. Şunu şöyle çizdiğimizde burası 6 burası 2 oldu. Şimdi bu taban alan çarpı yükseklik taban alan çarpı yükseklik. Yani ben buraya V dersem burasında V hacmi V olur. Şimdi 2'ye V düşüyorsa 6'ya da 3 V hacim düşer değil mi? Orantı. Çünkü taban alan yükseklikler aynı. O yüzden taban alanını orantıladım yani hacminde. 4, 5 V oldu. Doğru çözdüm değil mi? 2'ye V düşerse 3 kat olacak. Şurada bir yanlışlık yaptım. Şu 2'ye 2V hacim oluyorsa 6'ya da 6V hacim olur. Bakın yükseklik aynı zaten. Şu ayrıtı 2'ye 2V hacim 6'ya da 6V hacim olur. Şimdi toplam 8V hacim neye eşit? Pi re kare pi r kare çarpı h budur. Bize 7v'yi soruyor değil mi? (36 × 7) = 252 pi oldu değil mi? Şekilde taban yarıçapı 4 cm olan yüksekliği 3 pi olan dik silindir verilmiştir. A noktasına ipek böceği silindiri yüzeyinden D noktasına gidebilmesi için alacağı en kısa yol kaç santimetredir? Şimdi bu tip sorularda direkt açıyoruz yani. Açtığımızda buradan buraya gidecek ipek böceğimiz. Şimdi şuraya baktığımda buranın çevresidir değil mi? Dik silindirin şu kısmı 2 pi r'den ne oluyor? 8 pi'miş burası. Burası da 3 pi'miş. Bana burayı soruyor. 8'in karesi 64 pi, 3'ün karesi 9 pi. 64 artı 9 ne oldu? 73 pi kök içerisinde kök 73 pi oldu en uzun yol. Son sorumuza geçelim bu videomuzdaki. Kenar uzunlukları 6-12 olan eş iki dörtgen uzun ve kısa kenarları etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cisimlerin hacimlerin oranı. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Bunun bir şu döndürüldüğünde şu şekilde bir silindir elde edilecek. Ne olur? Pi r kare çarpı yükseklik. Pi r kare
çarpı yükseklik. Burada bir tane 12. Burada 6. 6 bölü 12'den 1 bölü 2 oldu cevabımız. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.